dinimizde analara olan, kadınlara olan değeri aslında anlatıyor. Anaları ancak bu şekilde anlatabiliriz, anlayabiliriz. Tabii çileyi çeken analar, yükü çeken analar. Şu an savaş var. Rusya, Ukrayna. Yani yine inanın çileyi çekecek olan analar. Bugün devletimiz var, bizler varız. Bunu milli mücadeledeki analarımıza borçluyuz. Söylüyoruz hep, Satı analar, Mene Hatunlar, Kara Fatmalar, Satı analar, Halide Edip Adıvarlar, çavuşlarımız var, çavuş askerde savaşan kadınlarımız var. Rütbesi onbaşıdır, rütbesi çavuştur. Savaşa katılmış olan analarımız var. Bu ülkeyi imal eden, inşa eden yine analarımızdır yani. Savaş, geçen de söyledim, Kurtuluş Savaşımız bitmiş. Erkeklerin %70-80'i ölmüş. Kocaları ölmüş. Evlatları ölmüş. Harap bir Anadolu. Toplu yine üretemeyen bir Anadolu. Fakir bir Anadolu, garip bir Anadolu, yoksul bir Anadolu. Bu savaşı çocuğunu, kocasını yüreğine sarmış, bu ülkenin inşa edenler de yine analardır. Onun için yaşadığımız coğrafyanın adı nedir? Anadolu'dur, Anadolu. Yani analar dolu, anaların sayesinde bu vatan, vatan olmuştur. Bunun anlamı, meali budur. Dolayısıyla anası olanlar da kıymetini bilsin bak diyorum. Diyorum ki bir de ziyaret edebildiğin kadar git et, elini ötebildiğin kadar öp, sarılabildiğin kadar sarıl. Yanında vakit geçirebildiğin kadar geçir çünkü bir gün ananı bulamayacaksın, bir gün babanı bulamayacaksın. Ondan sonra çok ararsın ama iş işten geçmiş oluyor. Bir dahası yok, yedeği yok ananın babanın. Yani bir gün anneler günü olmaz, 365 gün analar günü olmalı, anneler günü olmalı. Kaldı ki annesinin ve babasının duasını, rızasını, gönlünü almayanlarla ilgili bir sürü ayet ve hadis var ya. Yani. İnanın geliyoruz, anne ve babasına asi olanlar hep sonlarında perişan olduğunu görüyoruz. Diyor ya, ne ekersen, ne dikersen onu biçersin. Yani sevgi ekersen, saygı ekersen, seversen, bakarsan evlatların da aynı şekilde sana o sevgiyi duyuyor, bakıyor. Dolayısıyla bu ülkeyi imar ve inşa eden siz analarımızsınız. Yani aramızda 90 yaşında olan var. Neredeyse Cumhuriyet'le eşit, Cumhuriyet tarihine eşitsiniz. Eşit olan analarımız var. O saçlardaki aklar, eldeki yüzdeki hem kırışıklıklar, çalışıp eldeki nasırlar, bunlar bir millete, bir ülkeye, bir devletin doğuşu ve hizmettir aynı zamanda. Onun için analarımız kutsaldır, analarımız çok değerlidir, analarımız bizim varlığımızdır. Diyor ya Atatürk, varlığın Türk varlığına armağan olsun. Varlığın Türk varlığına armağan olsun. Öyle olunca ne olur? Analarınızın kıymetini bilin. Analarınızın değerini bilin. İnanın anne ve babasının duasını alanlara da bakıyoruz. Onların hep işleri iyi gidiyor. Bakmayanlar düz yolda arabayı deviriyor tabiri caizse. Ama ana ve babasının duasını alanlara bakıyoruz. O dağlar onlara dümdüz yol oluyor. Dua ve rıza almayanlara da düz yollar çetin dağlar oluyor. Onun için siz bir nimetsiniz, siz bir kıymetsiniz. Biz bundan dolayı şanslıyız. Anamız rahmete gitti. Bütün rahmete giden analarımıza geçmişlerimize rahmet olsun. Mekanları cennet olsun. Tabii yine hep söylüyorum, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Anası Zübeyde Hanım. Amine Hatun. Peygamber Efendimizin anası. Nice analar var, dünyayı şekillendiren analar, evlatlar yetiştiren analar. Şu an kim ne varsa hepsi anaların sayesinde var yani. Ana olmasa bizler yokuz.
Dolayısıyla diyorum ki oğlum, analarınızın kıymetini bilin. Dualarını alın, rızalarını alın, gönüllerini alın. Bir gün eyvah diyeceksiniz ama eyvah demek işe yaramayacak. Veyasını söyleyin. Veyasını söyleyin. İnanın. Daha sonra bunun, yani anne baba gittikten sonra da iş bitmiyor. Dua rızalanlara bakıyoruz, işleri güçleri nasıl gidiyor? Almayanlara da bakıyoruz ki işleri güçleri asla iyi gitmiyor. Onun için biz hem gerek İslam dini, gerekse Türk milleti analara değer veren, analara kıymet veren, ana ata erkin bir aileyiz aslında. Bir de bakıyoruz, inan aileyi toplayan da analar. Ana, anaç. Ana gidiyor, ev dağılıyor, düzen dağılıyor. Dolayısıyla herkes, herkesi bağlayan bir ana kuvveti, ana sevgisi, ana yüreği var. O gittiği zaman inanın, orada bakıyoruz ki daha sonra bir sürü problem var. Halbuki her şeyi erkek değil, ananın yaptığını görüyoruz. Kadının yaptığını görüyoruz. Onun için biz şanslıyız. O kadar anamız var. Bugün sizlerle anneler gününü kutluyoruz. Gülgen abla gelemedi, Gülgen Dural. Yani bu binanın yapımı, onun çok emeği var. Melekleri vardı, bir kısmı rahmetli oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Gülgen ablaya sağlık, sıhhat, afiyet, şifa diliyoruz. O da ömrünü böyle hizmetlere adamış olan bir büyük anamız, ablamız. Gelemedi. Gelemedi. Gelebilse o gelirdi. Çünkü sizlerden enerji alıyoruz. Sizlerden. Yani sizlerin çocukları bir, sizler iki. Buradaki enerji farklı. Buradaki dua farklı. Buradaki rıza farklı. Buradaki gönüller farklı. Arş-ı alanın tamamından daha zengin bir burada gönül var ya. Yani. Gönül var. Gönüller var. Onun için biz sizin evladınızız. Evladınız, yani anamızsınız, babamızsınız. Öz evladınız ha, öyle, öyle kabul edin yani, üvey değil. Arkadaşlar da hep yine söylüyorum. Yani burada çalışmak, buraya hizmet etmek ibadetlerin en büyüğü bakınız. Bilene, bilmeyene bir şey yok yani. Duyana, duymayana bir şey yok. Yürende zerre. Zerre Allah korkusu, Allah sevgisi, insan sevgisi olana burada çalışmak bir nimet. Birçok yerde çalışabilirsiniz, birçok meslekte çalışabilirsiniz. Ama burada çalışmak çok ayrıcalıklı bir görev ve hizmet. Burada her gün gönüller var, burada her gün rızalar var, burada her gün dualar var. Ama gide beddua olursa arş-ı alayı yıkar buradaki beddua yani. Onu görürüz, göremeyiz. Alıştıysak göremeyiz. Onun için sizlerin gönlü, sizlerin duası, sizlerin rızası bizler için çok önemli. Bizleri dualardan unutmayın, rızalardan unutmayın, gönüllerden unutmayın. Tabii Covid'den dolayı hep içeride kaldınız. Havalar ısınır ısınmaz, böyle biraz sizi dışarı çıkaracağız. Olur mu? Sağ olun. Yani bir kitle yararını götürelim. Nereye gitmek istersiniz? Nereye? Konya'ya götürdük. Nereye götürdük? Çamlıdere'ye götürdük. Çamlıdere'ye götürdük. Tamam. Fethiye'ye götürdük. Evet. Nereye gitmek istiyorsunuz başka? Bir sorun. Anket yapın. Nereye gitmek istiyorlarsa büyüklerimiz ona göre bir sizi gezdirelim. Olur mu? Teşekkür ederim. Olur mu inşallah? Yani şu umre açılsın, gönül istesi oraya da gönderelim. Yani sağlığı, sıhhati alanlar, yiyebilenler umreye de inşallah gönderelim. Olur mu? Ama böyle sizi bir gezdirelim inşallah. Fatma abla, analar günümüz kutlu olsun. Geliyorum. Çiçeği seviyorsunuz değil mi? Çiçeği sevmeyen var mı? Çiçeği sevmeyen.
teşekkür ederim yavrum. Canım benim, benim bir tane. Mutlaka. Bir de domates var. Sizin de her gün olmalı bu değil. Öyle yok. Yarın sonra böyle bir şey yok. Her gece ağladım, benimle dert çektim ekibim.